Evet, herkese merhaba. Prodensio Saez 4A model klasik gitarımızın bir takım kusurları var. O kusurlarını gidermek için bugün bir çalışma yapacağız. Şurada şöyle bir göstereyim, pardon. Evet, tam kulakların olduğu, yani sapın bu gördüğünüz uç kısmı maalesef düşmeden kaynaklı çatladı. Aslında kötü bir çatlak var. Buna bir müdahale etmem lazım. Dolayısıyla telleri söktüm. Bir de önceden yapmıştım ama bu eşikte gördüğünüz gibi tekneden ayrılmıştı ve ben bunu onarmıştım, ancak tam başarılı olamamışım herhalde. Şimdi gene bir ayrılma söz konusu. Rezonansla beraber, gerginlikten dolayı. Bunu da yeniden çıkaracağım, sökeceğim. Daha sonra tekrar daha kuvvetli bir şekilde yapıştırmayı planlıyorum. Evet, öncelikle kulaklarımızı sökerek başlayalım. Kulakları sökmek kolay. Burada bunları tutan 4 tane şöyle küçük vidalar var. Bunları söktük. Kaybetmeyelim. Daha sonra böyle olduğu gibi zaten elimize geliyor. Aynı işlemi şimdi diğer tarafa yapacağız. Gördüğünüz gibi durum bayağı aslında vahim. Tabii burayı onaracağıma eminim, öyle diyelim. Diğer taraf için ekstra başka bir çare bulmam gerekebilir. Çünkü orada bir başarısızlığım var. Ama burayı işkencede, şöyle kuvvetli bir tutkalla işkencede birkaç gün bekletirsem olacağını düşünüyorum. Çünkü yapışma alanı da geniş. Bir bakacağız, öbür tarafı da sökelim. Filli boyanın tutkalını kullanacağım. Bu daha kuvvetli bir tutkal. Şimdi bunu buraya böyle bir küçük tabağa koydum. Bir kaşık yardımıyla uygulamayı düşünürken sonra dedim ki araya ince bir şeyle belki doldurabilirim diye düşünerekten böyle bir düzenek yaptım. Bakalım bu işe yarayacak mı? Evet, şimdi buraya bakalım gönderebilecek miyiz? Ben sana bir soru sordum. Babacığım, video çekiyordum da ondan cevap veremedim. Baba, polis arama numarası kaçtı? Polisin arama numarası 155. 155. 155. 155. Evet, biraz taşıyacak. Ama daha sonra onları sileceğiz. Tutkalımızı yaptık. Bu şekilde işkenceyle sabitledim. Bu böyle bir iki gün bu şekilde bekleyecek. O öyleyken gelelim bu eşiği buradan sökmeye. Evet, işin en zor kısmı bunu buradan sağlam bir şekilde çıkarabilmek. Çok hassas çalıştım. Şöyle çok keskin bir bıçağım var. Bıçağı araya sokup tutkalları kese kese son aşamaya kadar geldim. Bir tek şu köşedeki tutan tutkal kısmı kaldı. Ve evet, operasyon şimdilik tamam. Şimdi burayı güzel hafif bir zımpara yapalım. Burayı da aynı şekilde bir fazlalıkları alıp
yapıştırmaya hazır hale getirelim. Şöyle bir takoz zımparam var. Bunu şöyle hafif hafif zımparalıyorum. Şunlar benim önceki yaptığım yapıştırmadan kalan tutkallar. Bu arada dün elimi motosiklette giderken arı soktu. Hastanelik oldum. Elim sağ elim davul gibi hala. Şimdi tabii bu eşiği yapıştırınca büyük işkencelerle de eşiği buraya sabitleyeceğim. Ondan sonra gene birkaç gün bu yavruyu yatıracağız. Evet, sıra geldi köprüyü yerine yapıştırmaya. Ben bu iş için şöyle bir tutkal kullanacağım. İnternette araştırdım biraz. Enstrüman neyle yapıştırılır diye. Bu markayla karşılaştım. Tight Bond diye bir marka. Bu işi çözeceğine eminim bu tutkalın. 85 liraya n11.com'dan aldım. 473 mililitre. Bunun daha küçük olan hacimde şişeleri de vardı ama onlar 40 küsür lira civarı. Ben bunu aldım. Belki başka yerlerde de kullanırım diye. Şimdi bu tutkalı buraya bir güzel süreceğiz. İki tarafa. Biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra da köprümüzü yerine oturtacağız. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Esas önemli nokta bundan sonra başlıyor. Bunun en az bir gün boyunca baskı altında, yani preslenmiş bir şekilde kalması gerekiyor. Ve ben de bunun için eldeki imkanlarla bir çare düşüneceğim. Normalde buradan bir işkenceyle, ağzı geniş bir işkenceyle sıkıştırılıyor ama bende o yok. Bulamadım da. Ama başka bir takım imkanlarım olduğunu düşünüyorum. Onlarla bu işi yapmaya çalışacağım. Şimdi tutkalımızı bir güzel sürelim. Günlerden 10 Temmuz, Cumartesi, acayip bir sıcak var havada, atölyenin içi şu anda herhalde bir 40 derece, şapır şapır terliyorum ama gitarım için umarım sonuna değecek. Sıkıştırma ile ilgili bazı deneme yanılmalarım oldu. Birazdan göreceğiz. Nasıl yapacağımı karar verdim aslında ama başarılı olup olmayacağımı şu an bilmiyorum. Tutkalı sürerek başladım. Yol bulacağız. Kervan yolda düzülür demişler. Tamam, bu tutkal yeterli. Bu arada gerçekten çok kuvvetli bir tutkal. Dün bir deneme yapmıştım. Kuruttuğum halde gene de yapışmıştı yani köprü yerine. Evet. Şimdi bunu buraya tam yerine olup gelecek şekilde oturttum. İyi ki doğdun baba. Kızım hoş geldin. Evet. Evet, kamerayı el sallayın. Lucky. Şşş, kızım tamam. İlk doğdun babacığım. Kızım, fıştık kızım. Lucky, sen de bir doğum günümü kutluyorsun. Oy bir fıstığı. Kahvaltı. Şimdi iki taraftan işkencelerimi sabitledim.
esas önemli olan orta. Bunu da benim burada bir, biraz daha fotoğrafta da göstereceğim, rafım var. Bunu biraz sıkacak şekilde bir tahta kestim. Ve bunu da buraya sıkıştıracağım şekilde, evet, sabitliyorum. Evet. Sabitlememiz tamam. Gayet de iyi sabitledim. Bakın şöyle. İki noktadan bu bastı. Bir de şu şekilde şuraya da küçük bir parça koydum. Tam sıkıştırmasını sağlamak için. Bakın tam oturdu. Tam istediğim gibi. Şimdi bugün 10 Temmuz, saat şu anda 12. Yarın öğleye kadar bu böyle kalacak. Şuradan taşan fazla tutkalları da sildim. Biraz daha çıktıkça sileceğim. Bakalım yarın beraber açacağız. Evet, tam bir gün geçti. Sıra geldi işkencelerimizi sökmeye. Evet, şöyle bir inceleyelim. Evet, buraya bakalım nasıl olmuş. Bakın son derece sağlam oldu. Burası tamam. Şimdi buraya kulakları aynı söktüğümüz şekilde tekrar yerine takacağız. Burası da zaten gayet iyi oldu. Tabii bu neticede bir profesyonel enstrüman tamircisi değiliz ama elimizdeki imkanlarla bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Birazdan telleri de bağladıktan sonra neticeyi hep beraber görürüz. Evet. Klavye temizliğimizi de bir güzel bahaneyle yapmış olduk. Bütün kirleri temizledim. Dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Evet, işlem tamam. Gitarım sorunsuz oldu. Şu tel mesafesi tam istediğim gibi. Burada hiçbir sorun yok. Sap kısmında hiçbir sorun yok. Köprü de çok sıkı bir şekilde yapıştığına eminim. Evet, yani macera aramayın. İhtiyacı olanlar için olay tamamen bu. Teşekkürler dinlediğiniz için. İzlediğiniz için. Umarım birilerine, ihtiyacı olan arkadaşlara ufak da olsa yardımım dokunur. Abone olursanız da sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.